Selam sevgili dostlar. Merhaba yazılımla PHP derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlere PHP'de ekranı yazdırma komutlarını göstereceğim. PHP'yi yazarken nasıl yazacağımızı anlatmaya çalışacağım. Ama ilk önce biz bilgisayarımızda PHP dosyalarını çalıştırmak için bir lokal sunucu kurmuştuk. Zaten demiştik PHP sunucu tarafı çalışan bir programlama dilidir. Bunun için size kurduğumuz program olan XAMPP'nin klasör yapısını anlatmaya çalışacağım. Hemen gelelim arkadaşlar ilk olarak XAMPP kontrol panelimizi çalıştıralım. Çünkü bizim Apache'yi çalıştırmamız lazım burada PHP'yi yorumlamak için. PHP'ye start diyorum, MySQL'de start diyelim. Ve şimdi kurulum yaptığımız dizine girelim. C dizinine kurmuştuk. XAMPP klasörünü görüyoruz. XAMPP'nin içine girdiğimizde bizi htdocs ve birden fazla klasör karşılıyor. Biz PHP kodlarımızı veya da klasörlerimizi çalıştırmamız için HT Doge klasörünü kullanıyoruz. Buraya ister yeni bir klasör ekleyip klasörü yeni bir ad verip bu şekilde tarayıcı üzerinden çalıştırabiliriz. İsterseniz htdocs'un içindeki alt dizinlere de dosyalarınızı oluşturabilirsiniz. Ben klasör oluşturup ilerlemeyi yapacağım. Klasörümüzün ismine PHP dersleri diyorum. PHP dersleri deyip klasörümü oluşturdum. Benim burada PHP dosyalarımı çalıştırmam için oluşturduğum dosyanın uzantısının nokta PHP olması lazım. Ve bu şekilde PHP dosyalarımızı çalıştırabiliriz. Ve şöyle bir uyarı da verelim. Biz HTML dosyalarının içinde HTML uzantılı dosyaların içinde PHP kodlarını çalıştıramayız. Çünkü ikisinin sistemi farklıdır. PHP'ler dinamik, PHP uzantılı dosyalar dinamik yapılırken HTML yapılı uzantılar ise statik sistemle aitti. Yani bizim PHP'nin içinde HTML'i çalıştırabilirken HTML'in içinde PHP dosyalarını çalıştıramıyoruz. Hemen gelelim Visual Studio Code ile içinde ile klasörümüzü belirleyelim ve dosyamızı oluşturalım. File diyorum. Open folder yani klasörümü seç diyorum. Geliyorum buradan C dizinine girip example içine giriyorum ve HT seçiyorum oluşturduğumuz klasörü de seçiyorum. PHP derslerini seç diyorum. Evet seçtikten sonra bize klasör yolumuzu gösteriyor. Biz burada artı çıkan yerden new file deyip hatta buradan da new file diyerek yeni bir dosya oluşturabiliyoruz. Ben şuradan yeni bir dosya oluşturacağım ve dosyamın adı size de bahsettiğim gibi bugünkü konumuz PHP ile ekrana yazdırma. Ben de dosya ismini ekrana ekran yazdırma diyor. Yaz. Türkçe karakter kullanmıyoruz arkadaşlar. Yazdır deyip nokta. Şimdi bizim uzantımızı belirtmemiz lazım. Biz PHP üzerinden çalıştığımız için PHP uzantılı bir dosya istiyoruz. Bakın, kaydettiğimiz takdirde bize sol tarafta bir fil ikonu geldi. Bu da PHP dosyası olduğunu bize gösteriyor. Çok güzel. Şimdi ben tarayıcıdan nasıl bu dosyaya erişeceğim onu anlatayım sizlere. Tarayıcımıza giriyoruz. Localhost üzerinden çalıştığımız için localhost'u belirtmemiz lazım tarayıcımıza. Localhost Slash Arkadaşlar Biz htdocs'un içinde bir tane klasör oluşturmuştuk. O klasörümüzün ismini yazarak dosyamıza erişim sağlayabiliriz. Dosyamızın ismi PHP dersleriydi. Girelim ve bakın az önce oluşturduğumuz ekrana yazdırma nokta PHP uzantılı dosyamız geldi. Buna giriş yapalım. Bakın herhangi bir hata almadık ve biz artık PHP dosyalarını tarayıcıda bu şekilde çalıştırabiliyoruz. Hemen gelelim az önce oluşturduğumuz ekrana yazdırma nokta PHP uzantısından dosyasından derslerimize devam edelim. Ekrana yazdırma komutlarından bahsedecektik. Bizim PHP'de birçok ekrana yazdırma metodumuz var. Ama ondan önce biz PHP kodlarını yazabileceğimiz bir etiketlerimiz var. O etiketleri açalım. Küçük işareti ve soru işareti yanına PHP yazdığımız ayrıca daha sonra soru işareti tekrar deyip büyük bir işareti koyarak biz PHP etiketlerini hazır hale getiriyoruz. Biz bunun içine PHP kodlarımızı Gönül rahatlığıyla yazabiliriz. Ama ilk önce bir HTML kodları deneyelim. Bakalım PHP dosyasında az önce bahsettiğimiz gibi çalışacaktım. H1 etiketleri aracılığıyla ben merhaba yazılım yazdırmak istiyorum. Merhaba. Yazılım. Ve H1'i kapatıyorum. Ve bunu kaydedip tarayıcı üzerinden çalıştıracağım. F5'e basıp bakın. Yeniledikten sonra sayfamızı merhaba yazılım yazısı bizi karşıladı. Yani demek ki biz PHP dosyalarının içinde HTML kodlarını yazabiliyoruz. Peki ben bunu yazdım. Şimdi bunu PHP taglarının içinde bunu olduğu gibi yazarsam çalışacak mı? Ona bir bakalım. Tekrar geliyorum. H1 diyorum. Ve merhaba yazalım. yazalım deyip H birimi kapatıyorum. Ve kaydediyorum. Şimdi çalıştırmak istiyorum. Bakalım ne ile karşılaşacağım. Evet. Yenilediğinde sayfayı bana bir sintaks hatası verdi. Peki bu sintaks hatası nedir? Sintaks hatası PHP kodlarında geçersiz bir şekilde yazıldığını veya yanlış bir biçimde yapılandığını göstermektedir. Ve ayrıca bize burada hatanın Online dörtte olduğunu yani dördüncü satırda bir hata olduğunu gösteriyor. Yani bize diyor ki arkadaşlar burada sen bir kod yazdın ama bu kodu ben anlamadım. Bunu bana PHP'nin anlayacağı bir şekilde yaz diyor. Evet gelelim. Az önce de bahsetmiştik. PHP'de ekrana yazdırmanın birçok yolu vardı. Bunlardan bir tanesi echo. Biz echo ile bunu yazabiliriz. Bunu siliyorum arkadaşlar. Echo ile gösterimle başlayalım. Echo deyip tırnaklar arasına ben merhaba dünya yazabilirim. Merhaba yazalım diyelim. Bu tırnakların içine yazdıktan sonra muhakkak arkadaşlar biz bunu bir sonlandıracağız. Onu da noktalı virgülle sonlandırıyoruz. Eğer biz noktalı virgül koymazsak yine bir hata alacağız. Bunu kaydediyorum arkadaşlar. Şimdi bir bakalım yazacak mı? Hata verecek mi tekrardan? Sayfa yeniliyorum. Evet bakın. Eko ile de biz ekrana yazdırma yapabildik. Merhaba yazılım diye bir yazı aldık. Peki güzel. Bir sonraki e, ekrana yazdırma komutumuz ise print. Şuna merhaba yazalım. Eko diyelim. Şimdi oluşturacağım ise buna da merhaba yazılım HTML diyelim. Evet çok güzel. Şimdi bir sonraki ekrana yazdırma komutumuz print. Biz print ile ekrana nasıl yazdırıyoruz? Hemen gösterelim. Print diyorum. Tekrar tırnaklar içinde. Merhaba. Yazılım. Deyip buraya da print diyorum. Evet. Dedikten sonra bunun print yazıldığını anlayalım ve noktalı virgülümüzü koyuyoruz. Kaydediyorum arkadaşlar, gelip tarayıcım üzerinden yenileyip bakalım nasıl bir görünüm sağlayacağız. Bakın bana e, burada yan yana yazdı ama başarılı bir şekilde ekrana yazdı. Biz bu yan yana yazmayı engellemek için buraya e, bir HTML etiketi koyabiliriz. Hemen geliyorum, şuraya BR deyip bir alt satıra inmek istiyorum. Şöyle, şu kalplerle yazalım, BR. Bunlar html kodları taklarıdır arkadaşlar. Bunları kanalımızda html derslerinde de öğrenebilirsiniz. Kaydet diyorum. Sayfayı yeniliyorum. Bakın bir alt satırı aldı. Çok güzel. Şimdi biz echo ile ekranı yazdırmayı, print ile ekranı yazdırmayı da öğrendik. Şimdi bir başka ekranı yazdırma şeklimiz var arkadaşlar. Bunda echo ve print kullanmadan short tag dediğimiz kısa kodlar ile biz ekrana yazabiliyoruz. Hemen onu da göstereyim size. Sor, e, kü küçük işareti soru işareti PHP demeyeceğiz arkadaşlar burada. Daha kısa bir yöntemle hemen soru işaretinden sonra eşittir kullanıp tırnak içinde Merhaba yazalım kısa bak diyelim. Evet bu şekilde noktalı virgülümüzü koyalım ve soru işaretimizi ve büyüktür işaretimizi koyup ekrana bakalım nasıl yazacak onu görelim. Eko ve print kullanmadan. Buraya sayfayı yeniliyorum. Merhaba, merhaba yazalım. Kısa tak de geldi. Evet arkadaşlar. Bakın şuraya da bir beyrek koyalım. Beni bir alt satıra alsın. Kaydedelim. Yeniden çalıştıralım. Bakın bir alt satıra da aldık. Şimdi biz burada eko ile ekranı yazdırmayı, printer ekranı yazdırmayı ve short taklarla ise kısa yöntemlerle ekranı yazdırmayı gördük. Ee, ayrıca bahsettiğim gibi biz PHP kodları arasında, PHP uzantılı dosyalarda, PHP kodları arasında HTML'leri de yazabiliyorduk. Toparlayacak olursak tekrardan bahsedelim arkadaşlar. Biz PHP uzantılı dosyaların içine HTML kodlarını yazabilirken HTML uzantılı bir dosyanın içine PHP kodlarını yazamıyorduk. Çünkü ikisinin platformu farklıydı. Biri dinamikken diğer statik. Yani PHP dinamikken HTML statik bir sisteme bağlıdır. Evet arkadaşlar bugünlük dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Şunu da vurgulayayım arkadaşlar. Eğer anlatımda eksik gördüğünüz veya hatalı bulduğunuz bir anlatım varsa bunu yorumlarda yazarsanız biz de ona göre yeniden çekip bu eksik veya hatalı olduğumuz konuları sizlere anlatmaya çalışırız. Herkese iyi çalışmalar kolay gelsin.